Merhabalar. Bugün sizlerle mantarlı börek yapacağız. Bunun için malzemelerimiz 500 gram mantar, 500 gram soğan, bir paket baklavalı kazı yufka, 2 yumurta, bir paket margarin, tuz, karabiber ve pul biber. Tabii bunlar gene isteğe bağlı tatlandırmak amaçlı. Öncelikle soğan ve mantarımızı yağda güzelce kavuracağız. Azıcık soğuduğu zaman diğer işlemlere başlamış olacağız. Evet, ilk önce mantarlarımızı kavuracağız. Onun için bir bardak sıvı yağ, yarım kilo soğan. Soğanımızı biraz öldürdükten sonra mantarımızı koyacağız ve tatlandıracağız. Evet, şimdi soğanlarımızı kavuralım. Evet, soğanlarımız kavruldu. Mantarlarımızı ekleyip bunları da güzelce kavurup tatlandıracağız. Evet, mantarlarımız sotelendi. Şimdi buna baharatlarımızı koyuyoruz. Tuz, karabiber, pul biber. Bir yandan da bir paket margarinimiz vardı. Onu eritiyorum ki şeylerin içine sürebilmek için. Şimdi bunu böyle bir iki kaşımla karıştırdıktan sonra soğumaya bırakacağız. O esnada yağımız eriyecek. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like'larınızı unutmayın. Beğenileriniz bizim için çok önemli. Şimdi bunu soğumaya gönderiyorum ve yağı eritiyorum. Evet, harcımızı yaptık. Harcımız soğudu. Yağımızı da erittik. Şimdi yufkalarımızı açıyoruz. Bildiğiniz gibi baklava yufkası biraz hemen kuruduğu için bunlardan beşer beşer tane, yani 5 tane alacağım. Şimdi şöyle bir şey. Üstünü kapatıyoruz ki kurumasın. Kuruduğu zaman sarmamız biraz zor oluyor. Şimdi bir tanesini aldım. Şöyle tezgahın üstüne koyuyorum. Ve bunu her yerine gelecek şekilde böyle yağlıyorum. Evet, bir tanesini yağladım. İkinci yufkamı koyuyorum. İkinci yufkamı da yağlıyorum. Biraz dardır yerimiz. Çünkü şu anda ben Sakarya'dayım. Annemdeyim. Oradan tariflerimi yayınlayacağım. Bu üçüncü yufkam. Bunu da üzerine yağlıyorum. Bu dördüncü yufkam. Yani bunun katları size kalmış. Kaçar tane isterseniz koyun. Ben 5'er tane, 5-5 yapmayı tercih ediyorum. Çünkü 5'li daha iyi oluyor bence. Dediğim gibi yufkalarınızın üzerini temiz bir bezle örtüp öyle yaparsanız daha iyi olur. Kurumaz en azından. Evet, bunu da yağladıktan sonra şöyle çeviriyorum. Şimdi şuraya yaptığımız işten koyuyorum. Bu iç size kalmış. Neyli isterseniz. Ben mantarlı tercih ettim. Mantarın her çeşidinden olabilir. Küçük küçük doğramanız yeterli. Ve bunu güzelce fazla sıkmadan, fazla da gevşek olmayacak şekilde rulo yapıyoruz. Şu şekil. Şöyle. Ve bunu istediğiniz ebatlarda bölüyorsunuz. Yani böyle böyle bölüp bunları sonra tepsimize diziyoruz. Yufkalarımız bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Evet, şimdi böreklerimiz bitti. Üzerine yumurta sarısını sürüyoruz. Bu şekilde. 180 derecede 30-35 dakika, yani üzeri kızarana kadar pişecek. Ondan sonra pişirdiği zaman da üzerine de isterseniz çörek otu, susam, ne isterseniz, sade de olabilir. Böyle yapıp doğru fırına gönderiyoruz. Evet, böreğimiz pişti. Nar gibi kızardı. Servisimizi aldık. Duyduğunuz gibi çıtır çıtır oldu. Biraz sıcak. Evet, bugünlük bu tarifle size sunumu yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like'larınızı unutmayın. İyi günler diliyorum.